Merhaba arkadaşlar. Ata Yınarı, ben Korkmam. 5. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünite konularından ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralamayı öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Ondalık gösterimler sıralanırken önce ondalık gösterimlerin tam kısmına bakılır. Tam kısmı küçük olan ondalık gösterim diğerlerinden küçüktür. Tam kısımları eşit olan ondalık gösterimler karşılaştırılırken sırası ile onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağında bulunan rakamlar karşılaştırılır. Karşılaştırılan basamağı küçük olan diğerlerinden küçüktür. Ondalık kısımda verilmeyen basamakların yerine 0 yazılır ve örneklerimizi inceleyelim. Yukarıda ondalık gösterimi verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. İlk önce tam kısımlara bakacaktık. 0, 0, 8. Sıfırlar daha küçük olduğu için şimdi sıfırlardan onda birler basamağına bakacağız. Burada 8 var, burada ise 0. 0, 8'den küçük olduğuna göre en küçük sayımız 0,085'tir. Şimdi bu ikisini karşılaştıracak olursak 0 tam 8'den küçük olduğuna göre 0 tam %85, 8 tam onda 5'ten küçüktür ve sayıları bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Yukarıda ondalık gösterimleri verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. İlk önce tam kısımlarına bakacaktık. 2 tam, 2 tam, 2 tam, 2 tam. Hepsinin tamları aynı. O zaman onda birler basamağına bakacağız. 6, 6, 6, 6. Onda birler basamağı da aynı. O zaman yüzde birler basamağına bakacağız. 3, 3, 3. Burada ise yok. O zaman buraya bir sıfır attık. Burası sıfır oldu. En küçük sayı yüzde birler basamağı sıfır olandır. Yani 2,6. Sıra geldi üçünü karşılaştırmaya. Yüzde birler basamağı aynı olduğuna göre binde birler basamağına bakacağız. 5, 8. Burada ise yok. Hemen buraya bir sıfır attık. Burası sıfır. O zaman sıfır 5'ten küçüktür. 5 de 8'den küçüktür. Bu şekilde sıralayarak 2,6 2,63'ten küçük. O da 2,635'ten küçük. O da 2,638'den küçüktür diyoruz. Ve küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralıyoruz arkadaşlar. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki ondalık gösterimleri büyüktür, küçüktür veya eşittir sembollerinden uygun olanını kullanarak karşılaştırınız. 5,02 ile 5,2'yi karşılaştıracağız. İlk önce tamlara bakıyoruz. 5 tam, 5 tam. Tamlar aynı. Sıra geldi onda birler basamağına. Burada 0 var, burada 2. 0, 2'den küçük olduğuna göre 5,02, 5,2'den küçüktür. 5,284, 5,281. Şimdi tamlarına bakalım. 5 tamlar aynı. Onda birler basamağı aynı. Yüzde birler basamağı aynı. O zaman binde birler basamağına bakıyoruz. Biri 4, diğeri 1. 4, 1'den büyük olduğuna göre 5,284, 5,281'den büyüktür diyoruz. 4,46, 4,385. İlk önce tamlarına bakalım. Tamlar aynı. Onda birler basamağına bakıyoruz. Burada 4 var. Burada ise 3. 4, 3'ten büyük olduğuna göre 4,46, 4,385'ten büyüktür. 12,5, 12,05. Sayıların tam kısımları aynı. Onda birler basamağı. Birinde 5 var, diğerinde 0. 5, 0'dan büyüktür. 12,5, 12,05'ten büyüktür diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 0,7, 0,007. Yani 0 tam 10'da 7 ile 0 tam 1000'de 7'yi karşılaştıracağız. Tamlara baktık. Sıfırlar aynı. 10'da birler basamağı. Burada 7 var. Burada ise 0. 7 sıfırdan büyük olduğuna göre 0,7, 0,007'den büyüktür. 4,35 ile 6'yı karşılaştırıyoruz. Tam kısımlarına bakalım. Burada 4 tam var. Burada ise 6 tam. 4 tam 6 tamdan küçüktür. Bu durumda 4,35 6'dan küçüktür diyoruz. 12,615 12,61. Tamlara bakalım. 12 tamlar aynı. Onda birler basamakları aynı. Yüzde birler basamağındaki rakam aynı. Binde birlere bakacağız. Burada 5 var. Burada ise bir şey yok. O zaman 0 yazdık.
Burada 5 var, burada 0. Diyoruz ki 5 sıfırdan büyük olduğuna göre 12,615 12,61'den büyüktür. 3,214 ile 3'ü karşılaştırırken tam kısımlarına baktık. 3 tamlar aynı. Şimdi 10 ile 1'ler basamağına bakacağız. Burada 2 var, burada ise yok. Hemen 1 virgül koyduk. 1 sıfır attık. 3,0 oldu. 10 ile 1'ler basamağında 2 vardı. Burada 0 vardı. 2 sıfırdan büyük olduğuna göre 3,214 3'ten büyüktür diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 8,99 9,88 hemen tam kısımlarına bakıyoruz. 8 tam 9 tam. 8 9'dan küçük olduğuna göre 8,99 9,88'den küçüktür. 1 tamla 0,99'a karşı ölçtürüyoruz. Tamlara baktık. 1'e 0. 1 0'dan büyük olduğuna göre 1 0 tam 99'dan büyüktür. 0,32 0,032. Şimdi tamlara bakalım. 0 tamı 0 tam. Aynı. Onda birler basamağına bakıyoruz. Burada 3 var. Burada 0. 3 0'dan büyük olduğuna göre 0,32 0,032'den büyüktür. 4,25 0,99 tam kısımlarına baktık. 4 tam 0 tam. O zaman 4 0'dan büyük olduğuna göre 4,25 0,99'dan büyüktür arkadaşlar. 7,64 7,604. Tam kısımlarına bakıyoruz. 7 tam 7 tam. Aynı. Onda birler basamaklarındaki rakamlar aynı. Şimdi yüzde birler basamağına bakalım. Burada 4 var. Burada ise 0. 4 sıfırdan büyük olduğuna göre 7,64 7,604'ten büyüktür. 4 tamla 3 tam yani 3,085'i karşılaştırırken tamlara bakıyorduk. 4 tam 3 tamdan büyük olduğuna göre 4 3,085'ten büyüktür diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralamayı öğrenmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusuna göstermeyi ve sıralamayı öğrendik. Geriye kalan sorularda sizlere ödev olsun. Geriye kalan sorularla ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.